öncelikle yüce Türk halkından ve kamuoyundan ben özür diliyorum. Çünkü asla ve asla böyle bir kötü bir amacım olmadığını altını çizerek belirtmek istiyorum. Yani ben orada sadece gülmece masalı ve ironi kattım. Ben zaten bu masalı büyüklerimden efendim dinledim. Ya rahmetli annem bana bu masalı anlattığı zaman ben çocukken gülüyordum. Şimdi bakın birinci, ikinci baskıda, üçüncü baskıda gülmece masallarıydı. Bakın gülmece masallarıydı. Hocam buna gülünür mü ya? Fakat Musa Dinç akademik bir kariyeri olan sadece bir kitap ve bir masal ve bir masalın bir paragrafıyla Musa Dinç yıpratılmak isteniyor. Bir defa ben defalarca özür diliyorum kamuoyundan ama özür dilerken de hani bir Musa Dinç kolay kolay yetişemez. Ben 20 tane kitap yazmış bir insanım. 20 tane kitap yazmış bir insan sadece bir eserle karalanabilir mi? Ben bu yaş grubuna hitap etmiştir demedim. Gülmece masalları adı altında çıkmıştı. Çok çocukları hani sevdiğim için işte ilk öğretim öğrencilerine dediğim için orada ben yanlış yapmışım. Ben zaten bunu biz farkına vardığımız andan itibaren hemen kitabı imha ettik. Yayın evini aradık, kitabı topladık, var olanları da imha ettik. Ondan sonra erdemli bir davranış olarak da bundan da dolayı da çok üzüldüğümü ve özür diledim. 34 yıllık kamu hizmeti yapmış bir insanım ben. Musa abi. Bugüne kadar şerifimle, namusumla ben ekmeğimi kazanmış bir insanım. Toplum nezdinde de saygılı olan bir insanım. Bugün böyle bir masaldan dolayı ne yazık ki hakaretler, ardı sıra küfürler ama yani insan hata yapabilir, insan yanlış yapabilir. Önemli olan o yanlışın farkına varıp doğruları görebilmektir. Ben kesinlikle yani bir art niyetle böyle bir şey yazmadım. Rahmetli annemden duyduğum bir masalı ironi yaptım. Gülmece masalıydı kitabın adı. Güldürücü unsurlar kattım. Halen aynı şeyleri tekrar söylemenin gereği yok. Benim çevremden... Sorumu yineliyorum Musa Bey. Çocuğunuz bu kitabı okudu mu? Benim çocuğum okudu. Yani torununuz da okudu. Herkes okudu. Hiçbir güne kadar kimse bana bir şey söylemedi. Hiç kimse bir şey söylemedi. Zaten bunu eleştiren ilk şahısa hemen gereğini yaptım. Demek ki dedim bu yanlıştır. Hemen gereğini yaptık. Bakın müdahale 2018'de kitap çıktı. 2019'da fark edildik. Eleştiriyi aldı. 2019'dan sonra satış dışı tutuldu. Ve hemen kitabı var olanları imha ettik, toplattık. Yani gereğini hemen yaptım. Siz yani diyorsunuz satış, ki ben bunu tutuldu. Fark ettim. Birileri bana yazdı. Ben bunu fark ettiğim anda tepkime yaptım. Yayın eviyle birlikte derhal bu kitabı toplattım diyorsunuz, doğru mu? Evet, toplattım. Ama aynı siz diyorsunuz ki ben daha önceden bunu dinlediğimde de gülmüştüm. Bunda bir şey yok, gülmüşler. Şimdi hayır. Anormalite şey, burada zaten. Buna gülünür mü hocam? Buna gülünür mü? Ya ayıyla tilkinin gülmede ne işi olur çiftleşmesinin? Bana onu, ya bunu nasıl gülünebilir bir şey olarak varsayabiliriz? Ben ona inanamıyorum. Özrünüze bir şey demiyorum. Bir insan ne yapabilir? Özür diler. Ama siz bana gül düşünde ayıyla tilkinin çiftleşmesi var diyorsanız ben pes diyorum zaten yani.